Merhabalar, Bahadır Anniç Aslan. Memlekete hoş geldin. Hoş bulduk. Ne diyeyim şimdi şey, Türkleri severim, annem de Türktür. <laughs> Devletime hizmet hazırım mı diyeyim, ne diyeyim ya? Yani. <laughs> evet, özlediğimiz bir konsept. Konuklu programlarımızı da kötülemek istemiyorum ama sonuçta bu ortamı özlemiştik diyeceğim ama yine baş başa değiliz. Çünkü artık bir kurgucumuz daha var. Asistan kurgucu. Merhaba. Merhaba. <laughs> evet, erkek değil. TikTokçu kendisi. TikTok'tan aldık. <laughs> Onu TikTokçuların elinden aldık yani. Doğru bilgi, evet. Evet, bugün iki kurgucu olarak artık sana daha fazla saçma soru soracağız abi. Umut ediyorum ki. Ve bugünün konusu izleyicilerimizin başlıktan da anlayabileceği üzere. Evrim. O zaman ben başlayayım mı? Abi biz maymundan geldiysek bugünkü maymunlar niye insan olmuyor? Yani buradan mı? Ortasından mı başlayacağız? Şey. biz maymundan geldik ama şöyle maymundan geldik. Maymun bir cinsin adı ya hani maymun deyince kapuçin maymunu mu işte biz mesela Türkçe'de şey yok. Ape, monkey ayrımı yok. Yani büyük maymunlardan mı küçük maymunlardan mı gibi gibi. Hani bir tür adı olarak maymunu kullandığımızda evet biz maymundan geldik. Ama şu an ortada var olan maymunlardan birinden gelmedik. Dolayısıyla şimdi ki maymunlar da aynı bizim gibi evrim geçirmeye devam ediyorlar. Onlar da bir takım maymunlardan geldiler ve maymuna doğru gidiyoruz işte. Yani, yani maymun olmaya devam edeceğiz. Bunu en güzel küçük çocuklarda görürsün mesela. Ben oğlumu maymuna çok benzetiyorum. Peki mesela doğal seçilim nasıl çalışıyor? Şimdi doğal seçilim öldürerek çalışıyor. Daha önce bir yine bir ekiyoma programında böyle ölüme dair falan konuşmuştuk. Ölümün evrim için ne kadar önemli olduğunu anlatmıştım. Mesela hiç ölmeseydik evrim geçiremezdik. Çünkü evrim geçirebilme için senin alt soyuna bir şeyler bırakman lazım. Bu ne demek? Şimdi bütün canlı türleri bir genetik materyali alt soylarına aktararak ürüyorlar değil mi? O genetik materyalde bir değişiklik olması lazım. Yani evrim şöyle işlemiyor işte bu ilkokul bilgileri siz de biliyorsunuz. İşte çok mesela halter yaptın, kas yaptın, senin çocuğun da kaslı olacak diye bir durum söz konusu değil. Nasıl değişecek çocuğunda bir değişiklik olacaksa senin genetik materyalinde bir değişiklik olacak ve bu değişiklik üreme hücrelerinde olacak. Yani senin diyelim ki mevcut vücut hücrelerinde bir değişikliğin olması da yeterli değil. Bu alt soyuna geçecek. Diyelim ki alt soyunun soğunum sistemini yanlış kötü etkiliyorsa o ölecek. Doğar doğmaz ölecek. Belki doğmadan ölecek. Bazen zararsız ya da anlamsız olacak. Bu arada hepimiz yaşayan bütün insanlar zararsız yahut anlamsız genetik değişiklikleri taşıyoruz. Yani üreme hücrelerinin çoğalması esnasında, birleşmesi esnasında buralarda kimyasal bir takım reaksiyonlar oluyor arkadaşlar. Şunu söylemek lazım belki de her şeyden önce. Biyoloji kimyasal olanın sözel ifadesidir. Ne demek? Hani şey diyoruz ya mesela işte hücre zarı seçici geçirgen bir özelliğe sahiptir. Nasıl seçici geçirgen? Burada kimya işin içine giriyor. Hücre zarına dokunan bir maddenin kimyasal özellikleri hücre zarındaki bir takım proteinlerle etkileşime girebiliyorsa onu içeri alıyorlar. Giremiyorsa dışarıda tutuyorlar gibi düşün. Orada bir kimya var. Genetik materyalin çoğalması, bölünmesi burada da kimyasal reaksiyonlar oluyor. Bu kimyasal reaksiyonlar esnasında belki işte çevre faktörlerinden belki tamamen gelişigüzel gerçekleşen hani o anlık bir hata ortaya çıkıyor. Bu hatalar çoğu zaman zararlı yahut anlamsız oluyor. Bazen anlamlı olabildiği vaki oluyor ama. E nasıl anlamlı oldu? Diyelim ki senin yeni bir protein sentezlemeni. Var olan proteini daha güçlü sentezlemeni sağlayabiliyor. E mesela şey örneği vereyim. Bu SMA hastaları diyoruz ya çok gündemde. Genellikle akraba evliliğinden dolayı ortaya çıkar. E hafif bir kamu spotu da yapalım. Böyle bir durumda hükümetlerin akraba evliliğine karşı bir bilinçlendirme çalışması yapması gerekir ama bizimkiler yapmıyor çünkü şu zihniyeti taşıyorlar. Allah'ın cevaz verdiğini biz mi engelleyeceğiz? Gibi. Neyse. SMA hastalarında bir protein sentezlenemiyor. Ya da az sentezleniyor. Etkisiz sentezleniyor. Bu yüzden ciddi bir motor nöron kaybı yaşıyorlar. Şimdi alt soyuna bir farklı genetik materyali aktardın üreme hücrende gerçekleşen bir değişiklikle. Alt soyun ölürse üreyemeden doğal seçilim onu elemiş oluyor. Ama alt soyun üremeye devam edebiliyorsa üstelik bu yeni sentezlediği protein ona bir avantaj sağlıyorsa şu oluyor. Başkasının da alt soyu var. Onlarda bu avantajı olmadığı için onlar rekabette geri kalıyorlar ya da uyum sağlamakta geri kalıyorlar. Ya da şu oluyor. Başta hiçbir fark olmuyor. Ben de ki falanca protein çok güçlü sentezleniyor. Atıyorum bu da benim kanımdaki hemoglobinin yani oksijen bağlayıcı maddenin daha fazla oksijen bağlayabilmesini sağlıyor. Ya da al yuvar hücrelerimin daha büyük olmasını sağlıyor. Başta hiçbir farkımız olmuyor diğerleriyle. Ama sonra bir stres faktörü diyoruz buna. Doğadaki bir şey değişiyor. Mesela dünyanın oksijen oranı, atmosferin oksijen oranı yıllar içerisinde değişmiştir. Dinozorlar zamanında farklıydı, daha sonra azaldı, arttı, bir şeyler oldu. Bugün alışık olduğumuz oksijen oranı hep yoktu. Bu oksijen oranı değişince bir anda benim kanım daha fazla oksijen bağlayabildiği için normalde hiç avantaj elde etmediğim diğer türdaşlarım ölüyor. Ben hayatta kalıyorum işte. Doğal seçilim bu. Evrim de bu. Peki abi, bu seçilim süreci yani bütün canlılara ortak işliyor. Bildiklerimiz içerisinde bizim gibi akıl akıllanmış en azından belirli başlık konularda. Örneğin ahtapotlar örnek gösterilir. Ya da bilmediklerimizden olabilir mi? Yani akıllanmış bir tür var mı ya da bu mümkün mü? Şimdi bunun için bu işte akıl dediğimiz şeyin ne olduğunu anlamak lazım. Şöyle bütün sinir sistemi olan canlılarda diyelim en azından bir zihin var. Fakat bu zihnin ne kadar komplike olduğu, ne kadar komplike iş yapabildiği önemli. Şimdi bunu tasnif etmeye çalışırsak şunu söylemek lazım evvela. Zihin nasıl evriliyor? Şimdi immersion diye bir kavram var yani bunu şuraya yazalım emergent diye yazılıyor ee, Türkçe'ye çevirmekte çok zorlanıyorum yani hadis diyebiliriz buna yani sonradan ortaya çıkan bu ne demek şimdi tek bir karınca tek bir arı bir anlamlı iş yapamıyor fakat 1000 adet ya da 1500 adet bir eşik değeri var. O aşıldığı zaman tek tek karıncaların ya da tek tek arıların birbirleriyle yemek var, tehlike var falan gibi etkileşimleri sanki çok akıllı bir koloni ortaya çıkarıyor. Buna süper organizma da diyebiliriz yani. Arının kendisi akıllı değil ama koloninin kendisi akıllı hareket ediyor. Zihin de böyle. Tek bir nöronun iletebildiği mesaj çok sınırlı. Yani genelde bir ya da sıfır, hani bir elektrik impulsu veriyor ya da vermiyor. Ama binlerce nöron bir araya geldiğinde, bu impulsları verdiğinde, emergent bir şey olarak zihin doğuyor. Zihin böyle bir şey. Bu da o nöronların birbirleriyle ne kadar bağ yaptığı, bu etkileşimin ne kadar güçlü olduğuyla daha komplike ya da daha zayıf bir zihin ortaya çıkıyor. Mesela en temel e, zihinsel dürtüler şunlar. Ortamda kimyasal bir e, tehdit oluşturan bir şey var. Ondan kaç? Ya da mesela hem göz hem zihin açısından evrensel olarak ilk e, şeyi, ortaya çıkışı fenomeni şu. Işığa yönelen tek hücreler var. Işık algılayabiliyor ama bizim gözümüzün algıladığı gibi almıyor, algılamıyor. Sadece bir ışığı hissedebiliyor. Diyelim ki fotosantez yaptığı için ışıkla işi olduğu için e, çok iptidai zamanlarda bu ortaya çıkıyor. Işığa doğru yönelmeyi sağlıyor tercih yapabiliyor yani ışığa doğru yönelme. Tabii insan zihni çok daha karmaşık artık yani çok fazla beynimizde işte gri madde var. Çok fazla nöronlarımızın arasında bağlantı var. Beynimizde çok fazla kıvrım var. Yüzey alanını arttırıyor bu gibi. Yani çok fazla işlem oluyor. Bizim zihnimizde artık geçmiş gelecek gibi konseptler var ve hem muhayyel hem mutasavver konseptler var. Bu ne demek? Hiç olmayan bir şey hayal edebiliyoruz. Tek boynuzu at. Ejderha hayal edebiliyoruz. Yahut e, gerçekçi ancak spekülatif şeyler hayal edebiliyoruz. Mesela ben sana bir tane çarpsam ne olur? Ondan sonra kurgucuyu kovsak ne olur? Kurgucu acından ölse evinde ağlayarak başı yorganına... İşte kurgucu olmazsa... Gerçi yani kurgucu olmazsa daha iyi olabiliriz bu arada. şeyler. Bunlar olmayan şeyler. Ama buna dair konuşabiliyoruz. Bildiğimiz kadarıyla insan haricinde bir canlıda bu derece komplike bir zihin yok. Ama kültürün en ilkel formlarının gözlemlendiği canlılar var. Birincisi bazı maymunlar, mesela alet kullanan maymunlar şu gözlemleniyor. Alet kullanma bilgisi genetik olarak değil kültürel olarak aktarılıyor. Bu müthiş bir şey çünkü aklın ortaya çıktığının ilk alameti bu olmalı. Üst soyla alt soy ile alt soy arasındaki en temel iletişim metodu genetik aktarım olmaktan çıkıyor ve bir tecrübe aktarımına dönüşüyorsa zihin evrimleşmeye başlıyor demektir ve alet kullanmak gibi komplike bir bilgi bu şekilde aktarılıyorsa orada kültürleşme başlamıştır. Mesela şey var bazı maymunlar şöyle alet kullanıyor, bazı maymunlar böyle alet kullanıyor. Anlatabildim mi? Bir de bazı yunuslarda falan göz Mesela ahtapotlar çok zeki ama ahtapotların yaşam süresi çok kısa olduğu için bir kültürel aktarım diye bir durum söz konusu olmuyor maalesef. Sorun çözme yetenekleri çok güçlü bu arada. E, fakat yunuslarda şunu gözlemliyoruz. Atıyorum Karayipler'de bir yunus grubu var. O yunus grubu sadece o yunus grubuna mahsus bir avlanma yöntemi geliştirmiş. Bunu söz Akdeniz'deki bir aynı tür olan Yunus grubunda görmüyoruz. Türü aynı. Yani işte homo sapiensiz ya biz. Şey gibi düşün işte. Mezopotamya'da tarım başlamış ama diyelim ki Avustralya'da da homo sapiens var. Orada başlamamış gibi düşün. Kültür böyle bir şey. Fakat bu henüz çok insanla kıyas kabul etmeyecek kadar ilkel bir safra. Abi o zaman bir şeyler var en azından doğada. Bir hareketlilik var. Ee, bu neandertalleri çok merak ediyorum ben bu açıdan. Yani neandertaller evet bugün işte genetik olarak İskandinavyalılar daha Hala yaşıyor genleri Kuzey Avrupalılarda ama bu Neandertaller böyle kaybolmasaydı, Sapiensler onları yenmeseydi, bugün nasıl bir toplum olurdu? Yani bunları tartışır mıydık Neandertallerle? Bunu, bunu belirleyen çok fazla faktör var. Yani daha zeki olmaya devam ederler miydi? Belki de etmezlerdi. Ya da e, zeki olmalarına rağmen, yani o kapasite onlarda olmasına rağmen çok ilkel bir kültür formu tutmaya devam edebilirler miydi? Mesela e, Hindistan'ın güneyinde Andaman Adaları var. Orada Andaman Adaları'ndan birisinde Kuzey Sentinel Adası bir insan grubu var. Aya maymundan evrimleşmişler ve öyle kalmışlar. Kült yani bu kültürel sosyal gelişimi çok arkaik safhada. Çünkü diğer insanlarla etkileşimleri sıfıra yakın. Yeni inovasyon yapmamışlar. Diyelim ki metal işlememişler, onu yapmamışlar, bunu yapmamışlar. Öyle kalmışlar. Belki Neandertaller de diyelim ki böyle olabilirlerdi. Yahut insana rakip bir tür olarak yine zeki, işte aynı şekilde kültürel iletişim, gelişme arz edebilen bir toplum da yaratabilirlerdi. Bunu bilmiyoruz. Ama şunu biliyoruz. Homo Sapiens'in Neandertallere karşı esas üstünlüğü daha iyi örgütlenebilmesi, daha zekice davranabilmesi bu sayede üstünlük sağlıyor. Ve Neandertallere bir teoriye göre soykırım yapıldı deniyor yani onların hepsini öldürdü. Bir teoriye göre de onlar rekabette geri kaldıkları için kendi kendilerine yok oldular. Bir kısmı Homo sapienslerle çiftleşti. Az o zaman o adaya takıldım ben şimdi. O adayla ilgili bir şey diyeceğim. Bugün böyle IQ haritaları paylaşılıyor işte. Türkiye özelinde de, dünya genelinde de. Dünyanın farklı yerlerinde farklı IQ oranları gözlemlenebiliyor rahat bir şekilde. Ama ortak atalarımız düşününce çok yakın. Dünyanın yaşına göre, Homo sapiensin yaşına göre de, ya da bu Homo erectus'lara bilislerin falan yaşlarına göre. Bu kadar kadar kısa bir sürede bu kadar keskin ayrılıkları nasıl yaşamışız evrimsel süreçte? Şimdi neye ihtiyaç duyduğunla alakalı bir şey. Yani yeni sorunlarla karşı karşıya kalıyorsan e, ya yok olursun işte stres faktörü dediğimiz şeyle ya doğal seçilim seni avantajlı hale getirir. E, nerede yaşadığın, nasıl sorunlar çözdüğün ve çok önemli başka başka çözüm bulan gruplarla ne kadar etkileştiğin önemli. Bakın bunu bir yerden örnek vereyim çok. Sevdiğim bir örnektir. Mesela civilization gibi oyunlar vardır ya. Yani böyle ilkelden başlayan başlayıp gelişmişe doğru gittiğin. Orada şöyle bir şey vardır. İlk safhalarda özellikle oyunun ilk safhalarında farklı komşuların varsa şöyle bir avantaj sağlarsın. Şimdi hani onlarda teknoloji geliştiriyorsun ya bu arada ben Civilization 3'ten sonrasında oynamadım. Hani yenileri nasıl bilmiyorum. 3'e göre anlatayım. Teknoloji geliştiriyorsun ya sen alfabeyi geliştirirken öteki bronz işlemeyi belki matematiği geliştiriyor olabilir. Dolayısıyla sen hem alfabeyi hem bronz işlemeyi hem matematiği bulmak zorunda kalmazsın. Sen alfabeyi bulursun. O bronz işlemeyi bu da matematiği bulur ve vecai iş yaparsınız. Sen alfabeyi ona verirsin, o bronz işleme bilgisini sana verir. Bir anda hani şey vardır ya hatırlayın o ortaokulda falan seri bağlantılar, paralel bağlantılar devrelerde. Bir anda böyle bir iki insan toplumu gücünde bir atılım yapmış olursun. Tek başına kalsaydın tecrit edilmiş olsaydın çok seri gidecektin yani adım adım lineer gidecektin ama bir anda aynı lineer döngüde giden ve yeni sorunlarla karşılaşmış, onları çözüm bulmuş kültürün şeyini aldın, bilgisini de aldın. Mesela. Türkler tarihte böyle bir rol oynamıştır bu arada. Doğunun bilgisini Batı'ya taşımışlardır. Bir hani ikisinin harmanlanmasını sağlamışlardır. Bu bağlamda da dünya tarihine böyle hızlandırıcı katalizör gibi de bir etkide bulunmuşlardır. Türkler ve Moğollar. Afrika'da bu olmamış. Bu olmadığı için, bu ihtiyaç tahsil olmadığı için ne biyoloji buna göre gelişmiş ne kültür buna göre gelişmiş. Biliyorsunuz zeka konusu büyük oranda bazı genetik Dolayısıyla biyolojik faktörler var ama büyük oranda sosyaldir. Nasıl bir dünya ile kuşatıldığı, büyüyen çocuğun nasıl bir kültürde büyüdüğü falan bunlar çok önemlidir. Afrika'da maalesef bu olmamış ve üstelik şöyle de bir şey var. Bugün işte bu postmodernizm bütün kültürleri falan saygın kabul ediyor ya. Durmadan mesela sadece Afrika değil, Amerika'da falan gettolarda yaşayıp durmadan suçlu ve parazit üreten kültürleri o saygın kabul edildiği için demiyoruz ki ulan böyle kültür mü olur değiştirin şu kültürümüzü. Aa ne kadar süper black culture falan filan deyip böyle olmalarını da teşvik ediyoruz. O zaman annelerimizin arkadaş tercihi çok önemli uyarıları gerçek çevremizi çok etkiliyor. Şimdi konuyu biraz değiştirelim. Bu Rise of the Planet of the Apes filmi var ya Maymunlar Cehennemi diye geçen hmm. 2011 yapımı bir film. O film şu anda gerçek olabilir mi? Bu olsa ne yaparsınız mesela? Ne olur? <laughs> ben ne yaparım? Silahıma davranırım. Yani. Şimdi 2011 yapımı dedin ama ben daha eski diye biliyorum. Yani Or 2011'de, Or 2011'de çok remake ben biraz ihtiyar olduğum için öyle eskisini biliyorum. Hmm. Olabilir mi? Bak bu çok spekülatif bir alan ama bir kitap örnek vereceğim burada. Ekonomiler bölümünde ilginç bir kitap da öneriyoruz. Man After Tomorrow diye bir kitap. Evri yani evrimsel spekülasyon yapıyor mesela. İnsan nereye doğru evrilebilirdi? Mesela orada bir e tabii spoiler vermeyeyim. Kitap çok ilginç olduğu için ama temel mantığı şu. Çok zeki bir insan türü bir şeye başlıyor. Kendi türü üzerinde genetik oynamalara başlıyor. Sonra zeki olan insan türü aşırı zeki olduğu ve bu yüzden e birçok işi bıraktığı için zayıflıyor ve bir katastrofla yok oluyor. Ortada genetiğiyle oynanmış farklı farklı insan toplulukları var ve onlar diyelim ki bin sene, 2000 sene işte on bin sene, yüz bin sene sonra nereye giderler gibi spekülasyonlar yapıyor. İlginç bir kitaptır. Okumanızı tavsiye ederim. Şimdi böyle şeyler olur, olabilir daha doğrusu. Fakat evrim çok katmanlı bir şey. Yani neyin buna sebebiyet vereceğini bilemeyiz bugünden mesela e, şimdi çok fazla parametrenin işlediği bir şey olduğu için şöyle bir şey yapalım, şöyle bir sonuç çıksın dediğinde o sonuç hiç çıkmayabilir. Bambaşka bir şey olabilir. Çünkü mesela biz hem zihnimiz devriliyoruz, hem biyolojimiz devriliyoruz, hem sosyal uzantılarımız devriliyoruz. Mesela sosyal uzantılarımız ve biyolojimiz arasında artık bir makas var. Bu ne demek? Mesela e, normalde çok uzun mesafeleri yürümek için tasarlanmış bir vücudumuz var bizim. Hararet e, atabilmek için çok ciddi ter bezlerimiz var. Ama bunu artık ihtiyaç Duymuyoruz, arabamız var, gidiyoruz, arabaya binip gidiyoruz, klimayı da açıyoruz, değil mi? Ama aynı zamanda böyle bir vücudumuz olduğu ve buna uygun davranmadığımız için sosyal uzantılarımızın evrimi, hayatımızı kolaylaştırdığı için gidip bir kapalı salonda şeyde koşuyoruz. Niye? Kilo almayalım, göbeklenmeyelim. ...gibi. Böyle komplike bir şey evrim. Dolayısıyla olur mu? Olur. Ben ne yaparım? Öyle bir şey olsa işte vururum abicim. Ne yapayım yani? Hayatta kalmak için. Abi ben bir şeyden çok muzdaribim. Darıcı hayvanat bahçesine falan da gittim. Yurt dışında da hayvanat bahçelerine gittim. Ben dayanamıyorum abi maymun görünce. Yani hayvanat bahçesi... Ben şey bir insan değilim. Postmodernist bir insan değilim. Yani. Kırk i̇çim eriyor abi. Çok üzülüyorum. Yani örneğin <laughs> zürafayı görüyorum. Geliyor? Anlamadım. <laughs> zürafayı görüyorum mesela. Diyorum ki ya normal yaşıyorum Ya şey besliyorum. Lan hayvanı şimdi aslan maslan yiyecek. De en azından burada bedava besleniyor. Ama oradaki maymunla istemsiz bir empati kuruyorum abi. Özellikle şempanzelerle. Bu bıraksak evrilecekti yani, biz bunu aldık diye mi? Evet yani bana de. çok böyle şey hissettiriyor. O, oluyor mu sizde de böyle hani bir akrabalık bağı, Yenirlik. bir yakınlık hani? Hayvan gibi göremiyorum tam olarak maymunları ya. Yani mesela ben oğlum ve kardeşimi düşününce baya maymunlarla akrabayım yani. Bunu olumsuz anlamda söylemiyorum neyse. İkisine de sürekli böyle bulaşıyorum. Evet. Çünkü bize çok benziyorlar. Yani tip olarak da bize benziyorlar. Ee, i̇nsan zihni böyle kendisine bir şey benzedikçe ona daha sempatik bakmaya meyyal. Ee, burada tabii bir şey var. Orada da ilginç bir bilgi verelim. Bu e, grafik şöyledir. Sana benzemeye başladıkça böyle sempatin artar bir anda böyle düşer, sonra tekrar yükselir, sonra tekrar artar. Bu düştüğü yere tekinsiz vadi denir. Muhtemelen bir teoriye göre bize cesedi hatırlattığı için. insana bir yere kadar çok benzeyen ama bir yerde benzemeyen şeylerden korkarız. Mesela palyaço korkusu böyle bir şeydir. Yani palyaço evet benziyor falan ama sana deforme olmuş bir insan suratı, cesede benzeyen bir insan suratını hatırlatıyor. Muhtemelen bu kişisel teori insanların travestilerden korkmasının sebebi de o. Çünkü zihnindeki kalıplara uymayan tam tekinsiz vadiye düşer bir görüntü arz ediyor onun için. Her neyse bu normal senin bu yaşadığın iste ve e, çok primitif olmakla beraber özellikle işte şempanzelerde ve bonobolarda e, kültür de var çok primitif olmakla beraber. Yani genetik olarak ol, e, aktarılmayan bilgi atadan döle gruplar arasında farklılık arz edecek şekilde aktarılıyor bu gruplarda. Tabii şöyle bir şey yok yani bıraksak evrimleşirler evrim böyle hani seneye olacak bir şey değil. Fakat evet yani belki insan soyunun aşırı hakimiyeti yaşam alanlarını kısıtlamazsa onların hiç evrilemeyeceği bir müdahalede bulunmazsa 500 bin yıl sonra daha zeki şempanzeler ortaya çıkabilir. Abi şimdi maymunlarla bu empati meselesini falan dedik ben böyle ergenken şeylere bakıyordum. Nasıl oluyor bu işler? Maymun korvası <laughs> mı Hayır ne abi şimdi eşcinsellik tartışmalı başlıyor. Eşcinsel formasyonu ziyadın <laughs> Nasıl bir ergenliğin var Evet. Abi hayvanlarda eşcinsellik var. Var. İnsanlarda da var. var. Zaten insanlar da hayvan. Çok şaşırtıcı değil. Ee, ama bu eşcinselliğin yani bir sıkıntısı var ki üreyemiyor. Yani üreyemeyen bir şey nasıl devam edebiliyor? Doğal seçilimde nasıl eğlenmiyor? Eğer ki insan özgü bir şeyse hayvanlarda neden var? Sorun bu. Teşekkür ederim. Yani insana özgüden kalsın şu anladığım kadarıyla. Kültürel bir şeyse <laughs> hayvanda neden var? kültürel değil. Ee, şimdi evvela doğal seçilimle ilgili şöyle bir hata yaparız. Ona bir akıl yüklersek. Yani doğal seçilim bir akılla hareket etmiyor. Bir ulaşmak istediği hedef de yok. Doğal seçilim bizim adını taktığımız bir süreç. Aslında ortada doğal seçilim diye bir e, müstakil bir olgu yok. Sadece şu, ad at koyuyoruz ona. Diyelim ki mutasyon geçirdin ve bir proteini sentezleyemiyorsan ölürsün. Bunun adı doğal seçilim. Bu hakikate isim takmışız. Doğa seçilim senden böyle muhteşem canlılar falan çıkarmaya çalışmıyor. Dolayısıyla bir, zararsızsa da kalır. Öldürmüyorsa zararsız sonra kalır. Üremek zorunda da değil. Eşcinseller Diyelim ki ayrı bir tür değil çünkü. Bir türün içerisinde belli bir özellik gösteren varlıklar bunlar. Ee, üremek zorunda değil. Ve diyelim ki bir tür içerisinde diyelim o türün %1'i ikisine eşinsel yapan bir diyelim ki genetik faktör var. Bu genetik faktör zarar vermiyorsa yine kalır. Çünkü şimdi eşcinselliği üreyemeyen bir çıkmaz yol olarak görüyoruz. Evet. Fakat başka avantajları bile olabilir bu arada. Şimdi en çok doğada eşinselliğin gözlemlendiği hayvan türleri, harem şeklinde üreyen hayvan türleri. Bunlar ne demek? Bir erkeğin birçok dişiyle çiftleşerek bir harem kurduğu. Mesela bir grup atlar böyledir hani. Başka e, aygırlar da belki çiftleşebilir ama baskın bir aygır vardır. O çiftleşme hakkını elinde tutar. Ya da mesela aslanlar böyledir. Ya da işte goriller böyledir. Bazı işte e, sığır türleri böyledir. Şimdi diğer erkekler var. Bu erkekler de bu arada bayağı erkek. Yani hani e, erkeklik hormonu salgılıyorlar. Ondan sonra işte erkek agresyonu gösteriyorlar falan filan. Ancak o an henüz yeterince büyümedikleri, güçlü olmadıkları ya da işte meydan okuyamadıkları falan sebeplerden ötürü e, çiftleşme hakkı olan erkekler değiller. Bunlar hem cinseliyle çiftleşerek şeylerini açıyorlar. Nedir onun adı? E, cinsel birleşmeden doğan agresyonlarını azaltıyor. Hovlarını atıyorlar. Ne? Hovlarını atıyorlar. Hov ne? Karadeniz'de öyle hovunu atmak. <laughs> <yani şeyini gülüyor> almak, ha, ha. Bu arada e, Karadenizli kendisi. Bunu daha önce söylemiş miydik bilmiyorum. <laughs> evet hovlarını atıyorlar neyse bu. Dolayısıyla o erkeklerin şeyini engelliyor. Daha böyle e, çatışmacı, zarar verici, saldırgan falan olmasını engelliyor. İki mesela bonobolarda falan doğrudan bir iletişim biçimi. Yani cinsel ilişkiye girerek bir e, sosyal sohbet gibi bir işlev vermiş bulacak <laughs> değişik bir tür yani bunlar Bir de bir teori vardır. Mesela eşcinsel amca ya da eşcinsel teyze teorisi. O da şunu diyor. Özellikle kaynaklar kısıtlıysa üremeyen ve kendisini üremeye adamayan ancak kendisiyle akraba olan bir alt soya dolayısıyla kendi genlerini taşıyan bir alt soya kendisine adayabilecek, fedakarlık yapabilecek küçük miktarda tabii herkes böyle olursa tür ortadan kalkar ama az miktarda eşcinsel amca ve teyzenin ortaya çıkması iyidir. Yeğene anne ve babanın yanında bir bir destekçi daha gelmiş olur ve o kendi çocuğu olmayacağı için yeğene odaklanır. Bir örnek vereyim mi çok ilginç? Linç edileceğim, linç edileceğim. Hazır mısınız? Bilbo Baggins anne baba öldü, zengin ve hiç evlenmemiş ve hiçbir kadınla ilgili yorumu olmayan bir amca var ortada. Dümdüz yani. bana öyle geliyor. Tolkien onu gay diye belki yazmamıştır ama e, İngiltere'de özellikle upper middle class ve aristokrat ailelerde kasten bekar kalmayı seçen şey çoktur. E, biraz da mal bölünmesin diye. Yani işte bir unvan falan da varsa o bir yerde toplansın hani varsa 2-3 tane erkek varis biz çoğalmasak da olur diyen tipler vardır. Bunların da bir kısmı eşcinsel olur bu arada. E, aralarında meşhur insanlar da var böyle olup ne oldu bil baba nenis anne baba öldü altsoy tehlikede küçük daha hayatta kalmayı bilmiyor falan aldı kendi baktı kendi çocuğu da olmadığı için bütün zamanını ona aktarabildi. Allah razı olsun orta dünyayı kurtardı onun emekleri sayesinde teşekkür Doğru. ederiz. O zaman peki birazcık da dinden bahsedelim. Ee, evrim dinle çelişir mi? Yani yekten e, çelişmez de diyemeyiz. Sebebi şu din var, din var. Ama şuna dikkat çekmek istiyorum. Mesela sizce, önce size sorayım. Dünyada en evrim karşıtı yapı nedir? Yapı din yani. Yani hani nedir, adı ne bunun? Papalık. 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 Sence? Ya ben Müslümanlık diyesim geliyor ama. hani Müslümanlık bir sıfat. Yapı değil. Yapıdan bahsediyorum. E yapı yani. olarak Fırın. bence de papalık o zaman papalık. Yani çünkü. Peki şunu biliyor muydunuz? E, papalık evreme karşı değil. Mesela aslında bir doğruya yaklaştınız. Bir grup Hristiyan çok karşıdır şey. Protestanlar. Onlar, evet. değil mi? bak şimdi Hristiyanlıkla ilgili bir belgesel haber yapıyoruz. Orada bunları anlatacağım ama özet geçeyim. Protestanlık arkadaşlar bu Weber'in ee, protestan ahlakı ve kapitalizmin ruhu eseri sebebiyle iyi bir şey gibi algılanıyor tamam ya da işte kilisenin şeyini yıktılar hani hep öyle anlatıyoruz ya böyle bir dinde reform oldu sonra bu protestanlığa dönüştü bu iyi bir şey gibi düşünüyoruz değil. Hristiyan e, mezhepler arasında protestan mezhepler. E, Türkiye'de olsa en nefret edeceğiniz anlayışa sahiptirler. Teolojik olarak protestanlık eşariliğe hatta yer yer selefiliğe benzer. Hani hep böyle Maturidili falan filan diyoruz ya. Maturidili en çok benzeyen de bu arada Katolikizm'dir. Bir takım protestan Yunanistan mezhepler için evrim dinle çelişiyor. Çünkü bak papalığın resmi görüşü şu bütün bu sürecin hareket ettiricisi olarak yani gerekçesi olarak tanrıyı gördüğün sürece hiçbir sorun yok. Ve diyorlar hani biz bir e, bilimsel kurum değiliz evrim var mıdır yok mudur böyle bakarız yani hani eğer bilim böyle diyorsa evet olabilir ama onu da Allah yaratmıştır bizim gözümüzde. Öyle bakıyorlar. Ortodoksların birçoğu böyle bakıyor. Yahudilerin birçoğu böyle bakıyor. İslam'da şöyle bir sorun var. Ee, İslam açıkça evrim anlatan külliyat sahibi olmak açısından belki de aralarından en çok sıyırılan din. İlginç bir şekilde yani. Geçmişine bakınca İslam'ın birçok İslam alimi yani evrim vardır anlamına gelen tabi o zaman bilim yok ortada. Ee, bilim öncesi dönemde evrim vardır anlamına gelen gözlemler yapmışlar. Tespitler yapmışlar. Fakat modern dönemde e, Hristiyan ve daha doğrusu Protestanlık merkezli bir propagandanın tesirinde çok kaldı Müslümanlar. Mesela Türkiye'de Atlanoklar falan biliyorsunuz hapiste adam. Ne yaptılar? Evrim dinle çelişir gibi anlattılar insanlara. Evrim dinle hiçbir alakası yok. Dinlerde de şöyle bir şey yok yani. Her tür Allah o anda ol dedi ve yarattı bir daha da onu değiştirmedi falan gibi bir şey de yok. Yani açıkça karşı olan bir Kur'an da yok. Dünyada bakın evrim karşıtlığının en yüksek olduğu yerler protestanların hakim olduğu bölgeler ve protestan tesirinde kalmış Müslümanların yaşadığı yerler. Peki protestanlar niye karşı bu tür protestanlar? Genelde evanjelik protestanlar karşıdır. Onların da alt metinde yatan gerekçesi şu. Evrim fikri Tanrıyı gereksizleştiriyor. ile çelişmek ayrı bir şey ama gereksizleştirmek ayrı bir şey. Dolayısıyla evrime olan kabul, evrimin var olduğuna dair kanaat yaygınlaşırsa insanların dini arayışı azalır azalırsa biz misyonerlik yapamayız. Gerekçeleri bu. Çünkü evangelik Hristiyanlığın en temel özelliklerinden birisi misyonerlik yapmalarıdır. Misyonerlik çok önemli bir yer tutar onların kendi kültürlerinde işte ritüellerinden neyse. Misyonerliklerini zayıflatacağı için taktik gerekçeleri var buna karşı olmalarının. Bir de onlar aşırı kitabidir ve aşırı zahiridir. Dolayısıyla İncil'de bu geçmiyorsa yoktur. Bitti. Mesela bir kısım protestanlar dünyanın 6000 yıl yaşında olduğuna inanırlar. Bu yüzden. Dolayısıyla Evrimle sorunlu olan bir kısım, hani hepsi de değil bu arada. Bir kısım protestan mezheplerdir. Ancak onların neşriyatının etkili olduğu yerlerde evrim karşıtlığı dinle birleşerek yükseliyor. Ben gerekçesini buna bağlıyorum. Misyonerlik yapmamızı engelleyecek bu diye bakıyorlar evrim teorisine. Ama dinle çelişen bir tarafı yok. Abi şimdi papalığın hani artık kabul etmesi vesaire ya da hani buna karşı en azından karşı bir şey söylenmemesini anlıyorum. Çünkü çok fazla kaçacak bir yer yok. Ama bu Türkiye'deki işte Enistokolar, Caner Taslamanlar, bu Süleymaniye Vakfı vesaire bunların tavrı da bana biraz zorlama geliyor. Yani böyle o kadar da değil yani tamam karşı çıkma ama İslam'da evrim ha, vardır. Tam, tam onu diyeceğim. Yani bak şunda bir sıkıntı yok. Çelişmez demek de bir sıkıntı yok. Zaten Kur'an'da vardı bunlar. Bunda bir sıkıntı var. Niye var? Şimdi e, Katoliklerde ya da diğer Hristiyanlarda şu var. O, o kitabı, bu papanın resmi tutumudur bu arada. Yeni bilimsel verilerin ışığında yeniden yorumlayabiliriz. Bak burada zaten şeyi kabul ediyor. Bir zaten bu kitabı insanlar yazdı. Yani İsa'ya dair birilerinin notları bu. Tabi kutsal ruh ilham verdi falan filan. O ayrı mesela inanç tarafı. Ama sonuçta insan yazdı. Yorumlanabilir diyorlar. Ve yeni bilimsel olursa e, yeniden yorumlarız. Yorumumuzu gözden geçiririz. Çünkü sonuçta bu din bizim bu metinden anladığımızdır diyor onlar. Hatta ve hatta bazı Hristiyan papazların özellikle bir e, ortodoks vardı şu an adını hatırlayamadım bir yazısı var makalesi var diyor ki bilimsel bilgi için uğraşmak, çalışmak İncil üzerinde çalışmak gibidir. Çünkü yine Tanrı'yı anlamaya çalışırsın gibi. Fakat e, Kur'an'la ilgili şöyle bir yani bir yöntemsel bir problem var. Bu Allah'ın kelamı. Dolayısıyla hani senin ne anladığın falan değil, önemli olan bunun Allah'ın kelamı olduğuna iman etmen ve ona böyle tarihselci falan yaklaşamaman. Fakat burada da şöyle bir şey yapıyorlar, yine Hristiyanlık yapıyorlar. Yeni bir bilimsel tespit ortaya çıktığında Kur'an'da bunu aramaya başlıyorlar. Bu hep vardı Kur'an'da. Ulan vardı da niye bulmadınız yani? Her şey Kur'an'da var. İşte mesela otomobil Kur'an'da vardı. Öyle bir de bir grup deliller var ya. Yok uzay vardı, yok şu vardı, bu vardı. Vardı da niye bulmadınız yani? Hep orada duruyordu. Yani bu şu anlama gelir. E, Baya bir de Kur'an biliyorsunuz. Kur'an'ı mübindir. Bu Kur'an'ın kendi ifadesi. Yani apaçık Kur'an. Yani ben de öyle gizli saklı bir kitap değilim. E, apaçık bir Kur'an'ım. Anlaşılmam kolay anlaşılmam. E, ortadayım değil mi? Ki bir de zaten mantık olarak da Allah'ın bir şeylere böyle gizlemiş olması ve seni bundan sınav etmesi anlamsız olurdu. Şimdi apaçık olan bir kitapta açık ortada duran bir gerçek vardı. Bu kadar milyonlarca insan 14 asırdır bu kitabı okuyorlar. Niye göremediler onu? Ne yapıyorlar? Çeviriyi falan değiştiriyorlar. Şöyle değiştiriyorlar. Mesela bir ayet var. Evrenin genişlediği bulunmadan önce, fark edilmeden önce o ayeti gökleri ayakta tutan biziz diye diyelim ki meal vermişler. Bu görününce gökleri yayan biziz diye aynı ifadeyi, aynı kelimeyi böyle çevirmeye başlıyorlar. Sonra diyorlar ki bak bilim de buldu, Kur'an zaten vardı. Son bir başka örnek vereyim. Kur'an'da politik doğruculuk var arkadaşlar. Şöyle var yani Kur'an meallerinde var. Mesela sevdiğim de bir ayettir. Allah mekredenlerin en hayırlısıdır diye. Kelime mekr, tuzak kurmak demek. Tuzak kuranların en hayırlısıdır. Yani onlar diyor siz tuzak kurarsınız ama en hayırlı tuzağı Allah kurar. Bütün Kur'an meallerinde, Türkçe Kur'an meallerinde hep tuzak kuranların ya da mekredenlerin diye çevrilmiş bu ama Diyanet'in yeni şeyinde cezalandıranların en hayırlısıdır. Ulan cezalandırmakla tuzak kurmak aynı şey değil ama şöyle düşünmüş bu arkadaş ya şimdi yani Allah'a tuzak kuruyor falan demek olmaz biz bunu böyle çevirelim. Ne haddine senin lan o Allah'ın kelamı şimdi o da zorlama bir Bunlar hep Kur'an'da vardı değil şunu da de aynı Katolikler gibi kardeşim Allah'ın var olduğuna inanıyorsan ve işte diyelim ki bu dinimizin esaslarına inanıyorsan geri kalan her şey dinimizin dışındaki meselelerdir yani bilimin meselesidir. İşte mesela İncil'de ya da Kuranda ya da Tevratta trafik kuralları da yazmaz, değil mi? O dinle alakalı bir mevzu değil çünkü bunu de buna varım. Ama zaten Kuranda vardı, şöyleydi böyleydi. Bak Kuran ne kadar e, bilimsel bir kitap, öyle bir şey yok. Öyle olsaydı çünkü siz bulurdunuz, siz bulmadınız. Tamam, son olarak bir sorumuz daha var. Şimdi gelecekle ilgili bir soru sormak istiyorum. En basit örneği şu anda hayatımızın en büyük parçası olan internet. Gün içinde çok fazla vakit geçirdiğimiz bir ortam. Bu bizim özellikle odak süremizi çok fazla düşürdü. Bu gelecekte bize nasıl yansır? Bir zeka geriliği yaratır mı? Bir salaklık oluşur mu? Gelecekteki Sen bizim maymun ev... <laughs> yapacaksın ona karar verdin. <laughs> Gelecekteki evrimsel süreç nasıl olabilir? Sizce? Ya şöyle görüyorum ben. Şimdi insan neticede madde. Yani biz karbon ağırlıklı bir maddeyiz. Fakat doğru dizilen diyelim ki bir grup karbon bilinç kazandı. Ve diğer karbonlar üzerinde mesela çalışma işlem yapabiliyor. İşte kömür yakıyoruz mesela, elmas yüzük takıyoruz gibi gibi düşün. Bu bilinci kazandıktan sonra insan kendi evrimine de müdahale edebiliyor. Bu arada müdahaleleri illa olumlu sonuçlanıyor anlamına gelmiyor bu. Şey gibi düşünün. Mesela atalarımız buğdayı evrimleştirdi. Bu arada bir sosyal medyada öyle bir soru vardı. Evrimi hiç bilmeyen birisine nasıl anlatırdın? Ona örnek verirdim. Normalde yabani buğday çok daha verimsiz, çok daha farklı bir bitki. Atalarımız çok uzun süre bunu işte ekerek, seçim akıllı tasarım yaparak daha verimli bir buğdaya dönüştürdüler. Sonra genetiğiyle doğrudan laboratuvarda oynayabilmeye başladık. Ortaya bambaşka bir şey çıktı ya da mısır aynı şekilde. Yabani mısıra bakın bugün gördüğünüz mısıra hiç benzemez. Bunlar evrimdir. Ama işte bir de laboratuvarda bunu iyice hızlandırabiliyoruz. Yani akıllı tasarımın ötesinde anlık bir müdahalede bulunabiliyoruz. Uzun vadede biz evrimsel olarak biyolojik kaynaklarla elde ettiğimiz birçok melekemizi, işlevimizi metale devrediyoruz. Mesela zihin ...hafızamızın bir kısmını... ...düşünsene mesela hiç elektronik şey olmadı ...mesela yazı olmadığını kağıda da şey yapamıyorsun... Ee, ...hayatta kalmaya dair bütün bilgilerini... ...beyninde tutmak zorundasın. Ya da bir toplum iş bölümü yapmak zorunda... ...ben diyelim ki sağlıkla ilgili olanı tutmalıyım... ...sen işte alet yapmakla ilgili olanı tutmalısın... ...ama yazıya şey yaptığımız zaman... E, ...hafızamızla ilgili işlevi ona devrediyoruz. Yani çok daha efektif bir hale getiriyoruz. Böyle bir e, süper organizma gibi... ...insanlığın ortak hafızası doğuyor işte. Bilim tamamen ortak hafızamız yani. Hepimiz ona... Bir şeyler katıyoruz, nesiller boyu katıyoruz ve ondan ihtiyaç duyduğumuzda faydalanıyoruz. Şimdi bunun gibi melekelerimizi hep daha dayanıklı, biyolojik olmayan şeyler aktarıyoruz ve artık yapay zekadan da iyice konuşmaya başladık. Uzun vadede insan zihnini bir şekilde biyolojik olmayan bir taşıyıcıya aktarmak bizim şu anki gidişatımızın hedefi gibi görünüyor. Buna yöneliyoruz. Bunun öyle ya da böyle işte o hani bilim kurgu filmleri vardır ya cyborglar bilmem neler. Yavaş yavaş oraya doğru gittiğini görüyoruz ama tabii bu çok böyle bugünden yarın olacak bir şey değil. Çünkü insan biyolojisi çok komplike. Yani ona bir şeyler eklemek çıkarmak çok kolay değil ama mesela diyelim ki 100-150 yıl önce çok hayal edilemeyecek bir şey. Kırılan kemiklerimizin yerine platin takıp hayatımıza devam ediyoruz. Bunu gitgide arttırıyoruz yani. Bir şeylere önce mesela akıllı gözlükler yapıyoruz sonra akıllı lensler yapıyoruz. Ee, o lense diyelim ki görüntü vermeyi artık şey yapacağız değil mi? Tartışmaya başlayacağız gibi gibi buraya doğru gidiyor. Ama az önce verdiğim şey örneği gibi yani yürümeye tasarlanmış bir vücut da yürümediği zaman sıkıntı yaşıyor. Burada eğlenme olur mu? Olmaz. Niye olmaz? İnsanoğlu aynı zamanda baya hayatta kalmayacak. Birçok e, türdaşını tıbbi yöntemlerle hayatta tutabiliyor. Ve onlar ürüyorlardı bazen. Mesela e, diyelim ki şu ben kendimden örnek vereyim. Çok ağır bir reflüm var benim. Belki ilkel bir ortamda ben e, bu reflü atakları sebebiyle sürekli böyle işte nefes borumu falan e, şey yapacaktı nedir onları. Rahatsız edecekti. Tahriş edecekti. Belki yemeden içmeden kesilecektim. Açlıktan ölecektim. Ve çocuğum olmayacaktı. Olmadan önce ölecek Ve bu genetik bu arada bendeki reflü. Şeyde test yaptırdım. Genetik olarak buna yatkın çıktım. Çocuğuma da bu geçmeyeceği için bulunduğum popülasyonda reflü şeyi azalacaktı ihtimali. Ama beni modern hayatta tutuyor. Zaman zaman sıkıntı yaşasam da işte bir takım ilaçlarla falan filanla yaşamaya devam edebiliyorum. Dolayısıyla o reflüç e, alt soyundan gitmeyecek. Çok e, başkalarıyla evlenip belki o genden kurtulmayı başaramazlarsa geçmeyecek. Bunun gibi şu olmuyor yani hani bazı istenmeyen şeyler ya da işte bazı diyelim bizim evrimimizi geride tutan şeyler insan gen popülasyonundan çok elenmiyor. Dolayısıyla e, biyolojik olarak belli bir şeye benzeyeceğiz demek çok mümkün değil. Çünkü o şeye bir suni bir müdahale yapıyoruz. Bu müdahale kötüdür anlamında söylemiyorum bu İyi ki yapıyoruz. Beni hayatta tutuyoruz yani. Hani ben de çok iyi bir insanım bence. Beni hayatta tutmakla çok iyi bir iş yapıyor. Fakat bu sürecin nasıl gideceğini de kestirmemizi engelliyor. E, o yüzden şunu söyleyebilirim. Yani bir spekülasyon yapacaksak bu spekülasyonların çoğu anlamsız ama muhtemelen 100 bin yıl sonra da insan mevcut formuna çok benzer. Biyolojik olarak. Biyolojisi. Ama artık şey değişir. Biyolojisinin üzerine eklediği bir zaten sosyal uzantıları falan tamamıyla değişir. Yani yarattığı kültür, medeniyet tamamıyla değişir. Bunun insan üzerindeki etkisi de değişir. Bir de işte akıllı lens takar, bilmem ne yapar falan o boktan böylesine bu şekilde o zamanki yaşamına e, uygun bir hale getirir. Öyle bir öngörüde bulunalım. Ümit ediyorum tatmin edici olmuştur. Sizi tatmin etti mi? Evet. bayağı Aynen. Yeteri kadar. Yani şöyle yapmaktansa Korkucu'nun önerisiydi bu. Hani ben çıkıyorum. Genelde öyle yapıyoruz ya evrim budur, şudur, budur. Sorular üzerinden gidelim abi dedi. Hani komünizm programında da öyle yapmıştık. Sorular üzerinden gitmiştik. Ümit ediyorum olmuştur. Sorular üzerinden gidince biraz dağınık oluyor. Böyle bir eleştiri gelebilir. Gelirse bir daha çekeriz. Evrime dair konuşmayı seviyorum çünkü. Biraz da sizin için uzun tuttuk Sürekli böyle bir uzun içerik, uzun içerik istiyordunuz, alın size uzun içerik. Son olarak şu duyuruyu yapmak zorundayım. Hala yaklaşık 600 ücretli üyeye ihtiyacımız var ayakta kalabilmek için. Lütfen eğer bu videoyla iyi vakit geçirdiyseniz, güzel vakit geçirdiyseniz bize ayda bir kahve ısmarlayın, ayda bir sigara alın o ücretli üyelerimiz arasında yer alarak. Çünkü Tango Türk'ün hayatta kalması demek, sizin mutlaka ve mutlaka her alanda, kamusal alanda bir avukatınız olması demek. Bu kadar ucuz başka bir avukat yoktur arkadaşlar bu avukatı kaybetmeyin kendinize iyi bakın görüşmek üzere